Engelli arkadaşlarımız için bu projeyi geliştirdik. Hedefimiz tüm dünyada görme engelli insanların daha rahat çalışabilmesi. Teşekkür ederiz. Merhaba, ben Gülben Ağolu, Avcılar Okyanus Koleji'nde okuyorum. Ben Bilal Oylumlu, ben de Avcılar Okyanus Koleji'nde okuyorum. Projemizin amacı küresel ısınma ve çölleşme nedeniyle son zamanlar tarımsal üretimde müthiş bir düşüş görmekteydi. Ve yapısındaki zengin mineraller sayesinde %70 oranında su tutma özelliğine sahip olan ve genelde topuk bileme taşı olarak kullanılan bu ponza taşını verimsiz toprakları karıştırdığımızda verim elde etmeyi amaçladık. Ve birinci düzenimizde ponza taşlarının bütün halde mi, parçalar halinde mi yoksa toz halinde mi daha fazla su tuttuğunu ölçtük. Ve 100 mililitrenin 65 mililitresini en fazla toz halindeki ponza içerisinde tuttu. İkinci düzenimizde ise katmanlar çokken mi yoksa katmanlar azken mi daha fazla verim elde edebileceğimize baktık. Burada gördük ki katmanlar çokken daha fazla verim elde edilebiliyor. Üçüncü aşamamızda ise bu verimsiz olan ancak ponza taşlarını karıştırdıktan sonra verimli hale gelen bu toprak çeşitlerimizde bitkiler yetiştirdik. Gördüğünüz gibi bunlar bizim kontrol grubumuz, bunlar ise deney grubumuz. Kontrol grubu dememizin sebebi ise bunların içerisinde ponza taşlarının olmaması, bunların içerisinde ise ponza taşlarının olması. Gördüğünüz gibi bunlarda müthiş bir verim ve müthiş bir boyların uzun olması görülüyor. Bunlarda ise daha fazla verimsizlik var. Burada görüyoruz humuslu toprak da var. Humuslu toprak olmasının sebebi verimsiz toprakları kendi aralarında kıyaslayamazdık. Bunun için kıyaslamak için humuslu toprağı da koyduk.